Olmuyor baba. Onca dayandım. Ama ne ben kasabaya alıştım, ne onlar beni kabul etti. Nasıl yani? Köyde mektep yok mu? Yok. Bu hikaye Türkan Şoray'ın kibirli deyip Kadir İnanır'ın yerine oynattığı bir yeteneğin, 10 kardeşinden 5'ini kaybeden bir zavallının, henüz çocuk yaşta çalışmak zorunda kalan bir işçinin, 45 gün yıkanmadım diyen bir jönün, sadece ekmek arası helva ya da domates peynir yoğurduk diyen bir çaresizin hayat hikayesi. Lan oğlum ne korkarsınız ki, korkacak bir şey yok, bu yataktır. Üzerinde yatılır, bak yumuşak. Talat Bulut 23 Mart 1956'da Kars Sarıkamış'ta Medet ve Altun Bulut çiftinin 10 çocuğunun en küçüğü olarak dünyaya geldi. 10 kardeşin sadece bir tanesi kız, geri kalanları ise erkekti. Ailede yaşanan kayıplar, özellikle çocuk yaşta vefat eden kardeşlerin arasında bıraktığı boşluk, Bulut ailesini derinden etkilemişti. Medet Bulut, Devlet Demiryolları'nda memur olarak çalışıyordu ve 4 yılda bir tayini çıkıyordu. Bu nedenle aile farklı şehirleri dolaşıp yerleşmişti. Talat bu sürekli yer değiştirmenin getirdiği zorlukla başa çıkmak zorundaydı. Erzurum, Samsun, İzmir, Ankara gibi farklı şehirlerde geçen çocukluk yılları ona geniş bir perspektif kazandırdı. Ancak eğitim hayatını sürekli değiştirmek zorunda kaldı. Bu süreçte yaz aylarında ailesine maddi destek olmak amacıyla çalışması gerekiyordu. Talat Bulut'un hayat hikayesi, çocukluk yıllarında aile bağlarıyla, zorluklarla ve çalışmanın erken yaşta başlamasıyla şekillenmişti. Talat Bulut çocukluğuyla ilgili anılarını şöyle anlatır. Yaşadıklarım ne filme ne de burada söyleyeceğim birkaç cümleye sığar. Babam Devlet Demiryolları'nda memurdu. Annemse tanıdığım en kültürlü Anadolu kadınıydı. Onun doğurduğu 10 evlattan biriydim. Her 4 senede bir babamın tayini çıkardı ve göç ederdik. Şehir değiştirirdik. Devrimci bir ahlakla büyüdüm. Rahmetli büyük abim işe gider, akşam koltuğunun altında mutlaka gazeteyle dönerdi. Bütün köşe yazarlarını bana okuttururdu der. 1975 yılında Ankara Kurtuluş Lisesi'nden mezun olan Talat Bulut, abisinin üniversiteyi kazanma baskısı altındaydı. Abisi kardeşlerinden birinin mutlaka üniversiteyi kazanması gerektiğini belirtiyor ve kazanmazlarsa onları memur yapacağını söylüyordu. Ancak Talat'ın kaderi bir tiyatro oyununu afişte gördüğü ilanla değişti. Talat, tesadüfen keşfettiği bu ilanda yer alan kursa katılmaya karar verdi. Seçmelerle sadece 15 kişinin alınacağı bu kursa başvuran 450 kişi arasından Talat ilk 15'e girmeyi başardı. Bir yıl süren bu kursu birincilikle tamamlayarak 1976 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda sahnelenen Dimitrov adlı oyunda performans sergiledi. Bu deneyim Talat Bulut'un profesyonel sanat yaşamına başlamasını sağladı. Hacettepe Elektronik Mühendisliğini kazanan Talat Bulut, tiyatroyla üniversite eğitimini bir arada yürütmekte zorlanıyordu. Zaman içinde karar vermesi gereken bir noktaya geldi ve tercihini tiyatrodan yana kullanarak üniversite eğitimini ikinci sınıfta bıraktı. Tiyatro oyunculuğuna odaklanarak yaşamını sürdürmeye karar verdi ve bir gün Türkan Şoray tiyatro oyununu izlemeye geldi. Talat'ın oyunculuğunu büyük bir beğeniyle izledi. Kısa bir süre sonra Talat'a bir telefon geldi ve Umut Film'den arandı. Bu telefon Türkan Şoray'la tanışmasını sağladı. Bu olayın ardından Talat Bulut'un sinema kariyeri 1976 yılında Ali Özgentürk'ün yönettiği Hazal adlı filmle Türkan Şoray'la kamera karşısına geçerek başlamış oldu. Hüseyin Peyda, Meral Çetinkaya gibi deneyimli isimler oyuncu kadrosundaydı. Bu deneyim Talat Bulut'un sinema dünyasında kendisine sağlam bir yer edinmesinin ilk adımıydı. Senin yazın bunca kara değildir. Seni düşünürüm, bilesin Hazal gelin. Seni beklerim. İlk filmde Türkan Şoray gibi bir devle oynayarak başarılı bir performans sergilemiş ve dikkatleri üzerine çekmişti. Bu başarılı filmin ardından Beni Böyle Sev filminde Fikret Hakan, Azize Gencebay, Lale Efecik ve Osman Alyanak'la kamera karşısına geçer. Nişan yüzüğünü parmağına takalım. Nişan yüzüğü mü? Evet. 1981 yılında Takas, Zeyno'nun Kuması filminde oynar. Allah'ın hikmetidir bu. Kusur kulda aranmaz. Bilmez zahir.
Aynı yıl Türkan Şoray'ın hem yönetmenliğini hem de başrolünü oynadığı filmde yine başroldedir. Talat Bulut, Türkan Şoray'ın vazgeçilmezi olmuştur. Bu filmde Ali Erona, Mahmut Cevher, Hüseyin Peyda, Ahmet Mekin, Yaman Okay gibi Yeşilçam'ın efsane oyuncuları yer almaktadır. Bu filmin müziklerini ise Zülfü Livaneli yapmıştır. Yılanı Öldürseler gerek konusu gerek görüntü diliyle farklı bir yerde duran bir film olmuştur. Türkan Şoray başrollerini genelde Kadir İnanır'la oynamış fakat yıllar sonra yaptığı açıklamayla Kadir İnanır'ın kibirleştiğini söylemiştir. Ve artık filmlerde Kadir İnanır'ın yerine Talat Bulut'u tercih etmektedir. Bu çocuk daha fazla dayanamaz Esme. Sen de. Boşuna umutlanma. Bu işin peşini bırakmazlar. Göl, Çayda Çıra filmleriyle oyunculuk kariyerini durmadan sürdürür Talat Bulut. Onu bir de bana sor. Bülbül'ü altın kafese koymuşlar, ille de vatanım demiş. Seneler 1984'ü gösterdiğinde hem Yeşilçam sineması için hem Talat Bulut sineması için bambaşka bir yerde duran bir film seyircinin karşısına çıkar. Bu film Derman filmidir. Filmin başrollerinde Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri olan Hülya Koçyiğit, Yeşilçam'ın bebek jönlü yüzü Tarık Akan, Nur Sürer, Hayati Hamzaoğlu, Sırrı Elitaş gibi oyuncular yer almaktadır. Derman filmi, Doğu Anadolu'ya tayini çıkan Ebe Mürvet'le Kanun Kaçağı Şehmuz'un insancıl ilişkisinin öyküsü anlatılmaktadır. Kim bunlar? Rıfat Ağa'nın adamlarıdır. Talat Bulut bu filmle ilgili gerçekleri yıllar sonra itiraf etti. Şartlar hayli zorluydu. Ağrı'da Derman filmini çekiyorduk. Rahmetli Tarık Akan ve Hülya Koçyiğit oynuyordu. Yönetmen Şerif Gören'di. İnşaat halindeki bir bina bize otel olarak sunulmuştu. Odalarımızda su bile yoktu. Hamama gitmek de mümkün değildi. Bu yüzden 45 gün yıkanmamıştım. Öğlenleri yemek olarak ekmek arası helva ya da domates peyniri yiyorduk. Hiç kimse koşullara itiraz etmiyordu. Çünkü amaç iyi bir film yapmaktı der. Yiğit adamdır Şeyhımız. Karın altını, bastığı yeri bilir. Ayıdan kurttan korkmaz. Talat Bulut'un sinematografisi içinde dikkat çeken bir başka yapımsa yine Hülya Koçyiğit'le başrolünü oynadığı ve yönetmenliğini Şerif Gören'in yaptığı Kurbağalar filmi olmuştur. Her yerde senden bahsediyorlar. Yok traktöre biniyormuşsun, yok kurbağadan dönerken oran ıslakmış. Sana ne bunlardan? Bana ne olur mu be? Son Urfalı, Kuyucaklı Yusuf gibi filmler takip eder. Talat Bulut genelde toplumsal içerikli filmlerde rol almış, bir derdi olan, bir mesajı olan yapımlarda yer almayı tercih etmiştir. Bu nedenle oynadığı filmler günümüzde bile hala değerini korumaktadır. Bu yönüyle şanslı bir oyuncu olduğunu söylemek mümkün. Tiyatrodan sinemaya geçen Talat Bulut, ünlü olduğu ilk yıllarda sinemadaki star sistemini yok etmek istiyordu. 1984 senesinde Ses dergisinde hakkında çıkan bir haber, Tozlu Magazin dergisinde böyle bir haber yayınlanmıştı. Tiyatrodan sinemaya geçen Talat Bulut, gerek tiyatrodan gelen oyun gücü, gerekse yakışıklılığıyla kısa sürede kendini beyaz perdede kabul ettirmiş bir sanatçı. Bir şey sormak istiyorum. Başka erkek arkadaş. Özür dilerim. Yani görüşüp tanıştığın biri var mı? Bu yıl çevirdiği iki filmden biri olan Firar, Antalya Film Festivali'ne katılan filmlerden biri. Fikret Hakan ve Nur Sürer'le başrollerini paylaştığı son filmindeki rolünün ise Bulut'un sinema yaşamında çok önemli bir yeri var. Daha önceki filmleri Yılan Öldürseler, Hazal ve Derman'da Doğulu, Mert, Karayağız, Delikanlı tipini başarıyla canlandıran Talat Bulut, Firar'da tüm bu tiplemelerden 180 derece farklı bir rolde. Tek amacı televizyona çıkmak olan kendini dansa adamış metalci bir genci canlandırıyor. Travolta Engin rolü için bıyıklarını kestiren, saçlarına perma yaptıran genç oyuncu zımbalı deri ceketi, zincirleri ve bilezikleriyle bambaşka biri olup çıkmış. Dans tutkunu bu genci canlandırabilmek için günlerce diskolarda dolaşan Talat Bulut bu rolü için şimdiye kadar Türk sinemasında hiçbir oyuncunun cesaret edip de denemediği bir tip diyor. Talat bu rolün seyirci üzerinde oluşturabileceği değişik duygulardan korkmadığını belirtiyor ve ekliyor. Sinemaya girdiğimden beri kafamda tek bir düşünce var. Kendi görüntüsünü perdede arayan star sistemi üzerine kurulmuş starlık kavramını kendi olanaklarımla yıkmak. Şu ana kadar Türk sinemasındaki bütün starlar kendilerine kalıplaşmış bir tiple beyaz perdeye geçtiler. Onun dışında olabilecek tipleri seyircinin kabul etmeyeceğini düşünerek bu konuda cesaretsiz davrandılar. Talat Bulut hiçbir rolün kendisini korkutmadığını söylüyor ve her rolün üstesinden gelebileceğini belirtiyor ve bir oyuncunun star olabilmesi için her rolü oynayabilecek kapasitede olması gerektiğine inanıyor. Talat Bulut, Kurtar Beni, Manisa Tarzanı, Karanfilli Naciye, Melekler Evi, Abu Zer Kadayıf gibi filmlerde yer alarak 2000'li yıllarda da vazgeçilmez bir oyuncu olduğunu gösterir. Nereye? Gidiyoruz.
Ama ben henüz babamla görüşmedim. Bugün gelecek. Onu görmeden gidemem. Konuşmam gerek. Talat Bulut, Her Şeye Rağmen filminde rolüm gereği 19 kilo almıştım. Abuzer Kadayıf'ta Abdo diye bir karakter yarattım. Bu ve bunun benzeri bir sürü filmi sayabilirim. Hatta en uç örnek şu. Şehir Tiyatroları Genel Müdürü beni yakından tanıyan biridir ve filmi seyrettikten sonra Talat Bulut hangi roldeydi ben çıkaramadım diye sormuş diye konuşur. Ya ben de ona diyeyim zaten, anla artık. Ya bu herifin yaptığı yanlışları senin mutlaka düzeltmen lazım. Talat Bulut son dönem Yeşilçam sinemasında olduğu gibi TV dizilerinde de vazgeçilmez bir oyuncu olmayı sürdürür. Aşk Olsun, Saklambaç, Annem, Kasaba, Göç Zamanı, Altın Tepsi, Tuzak, Yasak Elma gibi dizilerde oynar. Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmenliğini yaptığı Mucize adlı filmde başroldedir. Talat Bulut, Pınar Afşar'la evlenmiş ve Hazal Bulut isimli bir kızı vardır. 22 yıllık evlilikleri 2009 yılında boşanmayla sonuçlanmıştır. Yeşilçam'da birçok başarılı rolde oynamış ancak ne yazık ki maddi olarak büyük paralar kazanmamıştır. Bir dönem Türk sinemasının üretkenliğinin azaldığı süreçte etkinliklerine ara verdi. Kaliteli filmlerde oynamayı tercih eden Talat Bulut, pek çok filmde seslendirme sanatçısı olarak da görev aldı. Talat Bulut, malım mülküm yok, bütün zenginliğim kızımı iyi okullarda okutabilmek. Ferrari'ye binsem ne olacak? Hiçlik yolunda bir yolcu değilim. Ben dünyaya erken gelmişim. Biz yeni nesil oyuncular gibi büyük paralar kazanmadık. Ama yolları açık olsun. Hiçbir zaman da onlara özenmedim. Çünkü değer yargılarım başka der. Talat Bulut'un oynadığı bir dizide genç bir kızı taciz iddiasıyla gündemi sarsmıştı. Kostüm asistanı Özgeş'e başrol oyuncusu Talat Bulut'un tacize uğradığını belirterek şikayetçi olmuştu. Savcılığın dosyaya takipsizlik kararı vermesinin ardından ünlü aktör dizide oynamaya devam etmişti. Bulut'un rol arkadaşı Şevval Samsa duruma tepki göstermiş ve birlikte çalışacaksınız, ne düşünüyorsunuz sorusuna maalesef yanıtını vermişti. Sette ortam gerilmişti. Bu açıklama üzerine Bulut, Sam'ın kendisini tacizci diye yaftaladığını öne sürerek 100 bin liralık manevi tazminat talep etmişti. Sam da 101 bin liralık karşı davayla cevap vermişti. Talat Bulut bu taciz davası ile ilgili savcılık tarafından aklandım ama o iftirayı atan insanla aramızda bir tazminat davası sürüyor. Bununla ilgili çok detaylı şeyler söylemeyeceğim ama elbette Talat Bulut olarak 60 yıllık hayatınıza bir leke sürülmeye çalışılıyor. Dolayısıyla o dönem çok üzücüydü ama beni asıl üzen şey iftira atan kişinin daha 13 yaşındayken savcılığa babasının kendisine cinsel saldırıda bulunduğu şikayetiyle başvuruda bulunması oldu. Ben şu an 21 yaşındaki bir kız çocuğunun babasıyım. Benim kızımın başına böyle bir şey gelse diye düşündüğümde çok üzülüyorum. İftira atan kişinin yıllar sonra aynı metin üzerinden yürümesi onun sağlıklı olmadığını gösteriyor. Keşke tedavi edilip daha yararlı bir kız çocuğu olabilse diye konuşur. Kendisine sağlıklı ve başarılı bir ömür dilerken videomuzun sonuna geliyoruz. Diğer videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.